Evet, geldik 2010. İlkbahar son 5 soru. Yine bir metnimiz var. Okudukça çevireceğim çok zaman kaybetmeme adına. En las universidades turcas, el grado de catedrático no existe. Türk üniversitelerinde catedrático derecesi, o ünvandı diyebiliriz buna. Catedrático derecesi yoktur diyor. Olmadığına göre catedrático'yu da çevirmeye gerek duymuyorum artık. La carrera empieza con ser ayudante de profesor. Herhalde burada bir nokta var. Este diye büyük başladığına göre. La carrera, kariyer. Bizde kariyer deyince hep iş akla geliyor ama İspanyollar la carrera kelimesini işte mesela işte 4 yıllık üniversite süreci bir kariyeradır. Arkasından ki burada onlardan bahsedecek. İşte arkasından gelen işte yüksek lisans, işte master, doktora, profesörlük falan bunların hepsi birer süreçtir. O her bir sürece de kariyera diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada şimdi kastettiği üniversite mezuniyetinden sonraki la carrera empieza con ser ayudante de profesör. Ne yapıyor? İşte profesör yardımcısı ki bizde bu genellikle öğretim görevlisi diye geçiyor. Süreç, eğitim süreci bununla başlıyor diyor. Yani üniversite bitti ama eğitim süreci devam ediyor, değil mi? O süreç kariyer, artık yüksek kariyer, değil mi? Bununla başlıyor. Este tiene que hacer un master, unos 2 años. Bu, ki buradan bahsetti işte öğretim görevlisi, bir master yapması gerekiyor. Yaklaşık 2 yıl. Y el doctorado, unos 5 años. Ve doktorasını, yaklaşık 5 yıl. Al final de estas dos etapas, bu 2 dönem, bu 2 süreç, bu 2 etaptan sonra, sonunda pardon, si la universidad lo admite, eğer üniversite onu kabul ederse, consigue el título de profesor asistente. Ne yapıyor? Yardımcı doçent, yardımcı profesör. Biz ama yardımcı doçent diye geçiyor. Yardımcı doçent ünvanını elde ediyor. Oradan devam ediyor. Es este el momento cuando se le permite impartir cursos. Bu o dönemdir ki veya o andır ki kendisine impartir kursu olsun, ders işte, üniversitede ders vermek. Kendisine ders verildiği andır diyor. Para conseguir la plaza con más seguridad se debe pasar por un examen bastante difícil. La plaza, plazanın aslında meydan anlamı var biliyorsunuz ama bu eğitim alanında, eğitim sürecinde plazadan bahsediyorsa çok amiyane bir tabir deriz ya, böyle işte o koltuğa oturmak için, o koltuğu daha emin bir şekilde o koltuğa oturmak için, o koltuğa sahip olmak için, o koltuk dediğimiz o yer var ya, oradan bahsediyor aslında. Dolayısıyla bunu da ben yine ünvan diye çevireyim kendi aramızda. Ünvanı daha sağlam elde etmek için, daha sağlam, daha sağlamlaştırmak için ne yapıyor? Oldukça zor bir sınavdan geçmesi gerekiyor. Geçmesi gerekilir. Requisitos. Neler lazım? Şartlarımız nelermiş? Varias publicaciones, çeşitli yayınlar, işte makale yayınlama olayı. Libros, kitaplar, y pasar un examen oral delante de un jurado compuesto por 5 profesores. 5 tane profesörden oluşan bir jürinin karşısında sözlü bir sınavı geçmek. Si se consigue aprobar el examen, eğer sınavı geçmeyi başarırsa, es cuando se llega a ser profesor asociado. Hangi dönem başladı? Ne olursun? Ne oluyorsunuz? Doçent dediğimiz. Türkçe'de bunun karşılığı doçent. Y para obtener el puesto de profesor, profesörlük ünvanını elde etmek için hay que esperar 5 años más después de haber conseguido la plaza de profesor asociado. Profesör asociado, yani doçentlik ünvanını elde etmiş olduktan sonra 5 yıl daha beklemek gerekiyor. Asimismo se deben tener varias
asimizm. Aynı zamanda aynı şekilde ne yapılması gerekiyor? Tener varias publicaciones, yine çeşitli yayınların olması gerekiyor. Conferencias, konferanslar olması gerekiyor. Dos libros, iki kitap yayınlanması gerekiyor. Dos artículos publicados en el exterior y en un idioma extranjero. Yabancı bir dilde ve yurt dışında yayınlanmış iki tane de makale gerekiyor. Profesör olabilmek için. Peki, sorularımıza bakalım. Según este artículo, ¿qué se tiene que hacer después de ser ayudante de profesor? Profesör yardımcısı diye motomot çevirmiştik ama bu bizdeki öğretim görevlisiydi. Öğretim görevliliğinden sonra ne yapılması gerekiyor diye soruyor. Bakalım neydi? Öğretim görevliliğinden sonra bir master'ımız var, sonra da doktora geliyor. La carrera de profesor adjunto. Profesör adjunto tabiri hiç geçmedi. Profesör asociado geçti. Profesör geçti. Hiç geçmeyen bir tabirden bahsediyor. Profesör adjunto hiç geçmiyor. Onu direkt silebiliriz. Un examen oral, o daha sonraydı. Un examen oral, burası profesör asociado için daha sonra geliyor. Hemen arkasından bir master'ımız vardı. Bakın şurada ayudante de profesörden sonra direkt gelen master bölümüydü. La carrera de profesör, evet var ama daha sonra var. Un examen muy fácil, çok kolay bir sınav diyor. O kolay sınav da geçmemişti, zor bir sınav diye bahsetmişti. Hemen arkasından gelen master dönemi. ¿Cómo se puede llegar a ser profesor asociado? Profesör asociado dediğimiz o işte doçentlik için ne yapılması gerekiyordu? Bunun için o zaman evet, Seyga profesör. Bu oluyorsunuz. Bunu olmak için ondan önceki bastante difícil examen. Ondan önce o var. Estudiando mucho sin impartir cursos. Ders vermeden çok ders çalışmak. Tuhaf. Yani buradaki ders çalışmak tabii ki şey, eğitim alanında çalışmak gibi de düşünülebilir ama böyle bir şey yok. Pasando un examen bastante difícil. Bu vardı, bundan iyisi yoksa. Bunu geliyorum. Haciendo un master. Bu daha önceydi. Bak bu da çok çeldirici. Evet, master'ı yapmak gerekiyor. Arkasından doktora da var. Arkasından zor sınav var. Onun üzerine bu olunuyordu. Çok çeldirici bu. Leyendo muchos libros sobre materias fuera de su especialización. Kendi uzmanlık alanı diyebilirim buna. Kendi uzmanlık alanının dışında ki konular hakkında çok kitap okumak, böyle bir şey yok. İsterse yapabilir ama zorunlu değil. Cayendo bien a los cuatro profesores que le hacen el examen. Sınavı yapan dört profesörün beğenisini kazanmak, onların hoşuna gitmek. Yok, bu da değil. O zaman buna geri döndüm. Oldukça zor sınavı geçmek. Geldim 98'e. Hop, çok kaydım. Pardon. ¿Cuántos años? Biraz çıkayım. ¿Cuántos años hay que esperar para obtener el puesto de profesor? Profesör unvanını elde etmek için kaç yıl beklemek gerekiyordu? 5 yıl beklemek gerekiyordu. Hemen o 5 yılı bulalım. Para obtener el puesto de profesor hay que trabajar en una universidad extranjera. Yabancı bir üniversitede çalışmak gerekiyor. 3 yıl boyunca. Durante 3 años diyor. Hiç öyle bir şey yok. Para ser profesor no hay que esperar. Beklemek gerekmiyor. Hayır. 5 yıllık bir süremiz vardı. Para llegar a ser profesor hay que tener paciencia y esperar 10 años. Hayır. 10 yıl değil. Şurada 3 vardı. Para obtener el puesto de profesor hay que esperar 5 años. İşte burada. Hemen işaretleyelim. Bu ne diyor? Para obtener el puesto de profesor hay que esperar 3 años. 3 años diyor. Bu da değil. Evet.
99 oldukça görünüyor. Según el artículo, ¿qué etapa llega después de terminar el doctorado? Doktoradodan sonra hangi etap geliyor diyordu. Bir bakalım şuraya. Doktorado. Doktoradan sonra eğer üniversite kabul ederse el título de profesor asistente. Şurada. Bakın doktoradan sonra kabul ederse profesor asistente. Bunu arayacağız şimdi. Bakalım. Neredeymiş o? No es posible pasar el examen. Sınavı geçmek imkansız. Por la dificultad del mismo. Kendisinin zorluğu nedeniyle. Yok. Se llega a ser profesor asistente. Burada se puede llegar a ser profesor si se tiene una puntuación alta. Eğer yüksek bir puanınız varsa profesör olabilirsiniz diyor. Yok, o bayağı bir sonraydı. Se llega a ser veterinario. O veteriner olunuyor. Hayır. Se llega a ser profesor del jurado. Jürinin profesörü olunuyor. Hayır. Son soru. Para conseguir la plaza de profesor, ¿cuántos libros se tiene que tener como mínimo? En az kaç kitaba ihtiyacımız var profesör olmak için? Çok yanlış bir şey yapmıyorum. Şimdi 2 miydi? En sonda yazıyordu. Şöyle bir tam bakalım. Evet, profesör olmak için dos libros. 2 kitap gerekiyor. Bakalım. Para conseguir la plaza hay que tener mínimo dos libros. İşte burada en az 2 kitaba ihtiyacımız var. Galiba doğru yakaladık zaten de. Un profesor no tiene que tener ningún libro. Hayır. 2 kitap lazım. Un profesor adjunto no tiene. Adjunto'yu sormuyordu zaten. O yüzden bunu direkt silebilirim. Para tener la plaza de profesor hay que escribir máximo cuatro. Şimdi máximo yüzünden gider. En çok ne kadar lazım? En az ne kadar kitap lazım? Bu da en fazla 4 diyor. Yanlış. En az asgariyi soruyor çünkü. Un profesor tiene que escribir muchos libros para tener mucha cultura. Bir profesör çok kültürlü olmak için çok kitap yazması lazım. Sayı istedi bizden. Dolayısıyla son sorumuzu da A şıkkıyla cevaplayıp bu bölümü kapatıyoruz. 2010 bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.